Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 17 asit baz dengeleri ek konularla devam ediyorum. Dördüncü videomuz. Bugün sizlere asit baz indikatörleri ve titrasyonlardan bahsedeceğim. Şimdi indikatör nedir? Asit baz indikatörü ne demektir? İndikatörler içine konuldukları çözeltinin pH'ına göre renk veren bileşiklerdir. İndikatörün kendisi de bir zayıf asit ya da baz olabilir. İndikatör iki yapıda bulunur. İndikatörü HIN ile gösterirsek zayıf bir asit olarak. İndikatör iki yapıda bulunur. Bunlardan biri HIN ile gösterilen ve belli bir rengi olan zayıf bir asit. Diğeri de IN ile gösterilen ve başka bir rengi olan eşlenik bazdır. Çözeltiye küçük bir miktar indikatör eklendiği zaman çok az konulmuş olmasından dolayı ortamın pH'ı etkilenmez. Fakat ortamda bulunan asit ya da baz miktarına göre indikatörün rengi değişir. İndikatör bu iki durumdan birine dönüşür ve o durumdaki rengini gösterir. Şimdi bu nasıl oluyor? İndikatörün kendisi de bir zayıf asit dedik. İndikatörü sulu çözeltiye koyduğumuzda şu şekilde iyonlaşma dengesi meydana gelecek indikatörün. Zayıf asit olduğu için suya proton verecek ve su H3O artı iyonuna dönüşecek. Kendisi de IN eksi durumuna geçecek. Şimdi eğer ortamda indikatör HIN şeklinde bulunuyorsa asit rengini gösterecek. IN şeklinde bulunuyorsa da baz rengini gösterecektir ortamda. Yani hangi durumda asit rengini gösterir? Eğer ortamdaki H3O artı iyonları derişimi çok fazlaysa, yani indikatörü koyduğumuz ortam asidik bir ortamsa, H3O artı iyonları derişimi çok fazlaysa, İndikatörü bu ortama koyduğumuzda indikatör bu dengede iyonlaşacak. H3O artı iyonları derişimi çok fazlaysa bunları azaltıcı yönde denge bu tarafa doğru kayacağı için indikatör asit rengini verecek ortama. Eğer ortam bazik ise bu ne demektir? Ortamda H3O artı iyonları derişimi az demektir. H3O artı iyonları azsa İndikatörü koyduğumuzda bu ortama ve bu tepkime gerçekleştiğinde indikatör için bazik yani H3O artı iyonları derişimi az olduğundan bu denge sağa doğru kayacak. Sağa doğru kaydığında da o zaman indikatör IN eksi iyonu yani konjüge baz iyonunun rengini ortama verecektir diyoruz. Şimdi indikatörün pH aralığını bulmak için ne yaparız? pH eşittir. pKa artı logaritma. Buradaki Ka değil tabii ki. Genel formülümüz bu. Bunu indikatör için yazıyorsak bu pKHIN olacak. Yani indikatörün pKa'sı. İndikatörün asit formunun pKa'sı demek. Logaritma konjüge baz bölü asit konjüge bazımız. İndikatörün IN formu yani baz hali, asit de indikatörün HIN asit hali olacaktır. Şimdi indikatörün pH aralığını bulmak için bu formülü kullanıyoruz. Eğer HIN ve IN derişimleri yaklaşık eşit ise indikatör bir yapıdan diğer yapıya değişim halindedir ve ara bir renk gözlenir. Çünkü ne olur bu ikisinin değişimleri birbirine eşitse burası gidecek logaritma birden sıfır gelecek pH eşittir pKHIN olacak ve bu durumda da bu ikisi yani asit ve bazın birbirine değişimi sırasındaki ara bir renk gözleyeceğiz. Tam bir renk değişimini gözleyebilmek için yaklaşık 2 pH birimi aralığının üzerindeki pH değişimlerinde tam bir renk değişimini gözleyebiliriz. Bu aralığın ortası da
pH, pH eşittir pK HIN'e denk gelecektir. Mesela brom timol mavisi isimli bir indikatör bulunmakta. Bu brom timol mavisi indikatörünün pKHIN'i 7,1. Yani bu 7,1'de tam 7,1'de pH yaklaşık 7,1 olduğunda brom timol mavisi ortama hangi rengini verir? Yeşil rengini verir. Bu ne dedik? pH'ın pKHIN'e eşit olduğu noktada asit ve baz renginin bir karışımı gözlenir dedik. Tam bir renk değişimi 2 pH birimi aralığının üzerindeki pH değişimlerinde gözlenir dedik. O zaman 2 pH birimi derken yani ortası tam ortası 7,1 6,1 ve bundan daha küçük pH'larda indikatörün sarı rengi gözlenir. 8,1 ve bundan şunlara gerek yok. 8,1 ve daha büyük pH değerlerinde de indikatörün mavi rengi gözlenir. Burada da gördüğünüz gibi tam bu ikisinin ortasında yani pH'ın 8,1 olması demek bazik durumu gösterir, bazikliği gösterir. pH'ın 6,1 olması da asidik bir ortam gösterir. pH eşittir pKHIN, brom timol mavisinin pKHIN'i 7,1. Tam bu değerde gördüğünüz gibi bir birim altındaki asit ortamda göstereceği renk sarı. Bunun bir birim üstünde bazik ortamda göstereceği renk mavi. Tam bu ikisinin ortasında yani pH eşittir pKHIN'de de bu iki rengin karışımı olan sarı ve mavinin karışımı olan yeşil renk gözlenmektedir. Tam bir renk değişimi olması için bu ortadaki rengin bir birim altı ve daha düşük, bir birim üstü ve daha yüksek pH'larda tam bir renk değişimini gözleyebiliriz. Bu şekilde biz brom timol mavisini örnek olarak aldık. Birçok asit baz indikatörü bulunmaktadır. Bu asit baz indikatörleri de belli pH aralıklarında renk değiştirmektedir. Her bir asit baz indikatörünün kendine ait pKHIN'i vardır. İşte bu pKHIN değerinde tam o pH'ta ara rengi gösterir. Yani ara renk dediğimiz asit rengi ve baz durumundaki renginin karışımını gösterir. Bu tam ortadaki bu noktanın bir birim altında ve üstünde de gerçek bir renk değişimi olur. Yani 2 pH birimi ve daha fazlasında renk değişimi gerçekleşir indikatörlerin diyoruz. Şimdi indikatörleri nerede kullanıyoruz? Titrasyon reaksiyonlarında yani titrasyonlarda indikatörleri kullanıyoruz. Şimdi bunu görelim. Nötrleşme tepkimeleri ve titrasyon eğrileri. Bir nötrleşme tepkimesinin eşdeğerlik noktası hem asit hem de bazın tükendiği yani hiçbirinin aşırısının kalmadığı noktadır. Nötrleşme dediğimiz zaten kuvvetli asit ve kuvvetli baz arasındaki tepkime. Bunun eşdeğerlik noktası da ne olur o zaman? Kuvvetli asit ve kuvvetli baz tam olarak tepkimeye girdiğinde eşdeğerlik noktası demek bu ikisinin de fazlasının kalmadığı, tamamen tükendiği nokta demek. İkisi tamamen tepkimeye girdiğinde kuvvetli asit, kuvvetli baz için bu bir nötrleşme tepkimesidir. İkisi tamamen tepkimeye girerse zaten kuvvetli asit, kuvvetli bazdan tuz ve su oluşur. O zaman ortamın pH'ı nedir? Nötrdür, 7'dir. Ve bize pH 7'de renk değiştiren bir indikatör gerekir. Bu kuvvetli asit, kuvvetli baz titrasyonundaki eşdeğerlik noktasını belirlemek için.
Şimdi titrasyon neydi? Bunu tekrar hatırlayalım. Bölüm 5'te anlatmıştım. Titrasyon, bir titrasyonda diyelim kuvvetli asit, kuvvetli baz titrasyonu gerçekleştiriyoruz. Nötrleştirilecek çözelti, örneğin bu nötrleştirmek istediğimiz çözeltimiz asit çözeltisi olsun. Asit çözeltisini bir erlene koyarız. Burada asit çözeltimiz var. Ve bunun üzerine birkaç damla da indikatör ekleriz. Asit baz indikatörü ekleriz ki eşdeğerlik noktasındaki renk değişimini görelim. Kuvvetli asit, kuvvetli baz titrasyonu için bu eşdeğerlik noktasında pH'ın 7 olacağını, nötr olacağını bildiğimizden burada pKHIN'i 7, yaklaşık 7 olan bir indikatör seçebiliriz. Şimdi diğer çözeltimizi de, yani bu bir nötrleşme tepkimesi olduğundan, yani diğer çözeltimiz ne olmuş oluyor? Baz olmuş oluyor. Bazı da bürete koyarız. Baz çözeltimizi de bürete doldururuz. Ve buradan damla damla asit çözeltisine damlatarak eşdeğerlik noktasına ulaşmaya çalışırız. Eşdeğerlik noktasına ulaştığımızı nasıl anlarız? Kattığımız bu indikatör eşdeğerlik noktasında renk değiştirir ve böylece eşdeğerlik noktasına ulaştığımızı anlarız. Bir titrasyonda indikatörün renk değiştirdiği noktaya indikatörün dönüm noktası denilir. Eğer biz doğru bir titrasyon yapıyorsak, İndikatörümüzün dönüm noktası ile eşdeğerlik noktasının birbirine çakışması gerekir. Şimdi burada da dediğimiz gibi bu titrasyonumuz kuvvetli asit, kuvvetli baz titrasyonuysa eşdeğerlik noktasının pH'ının 7 olacağını buradan bulduk. O zaman buraya seçeceğimiz doğru indikatör pKHIN'i 7 olan bir indikatör olmalıdır. Yani 7 olduğunda, ortamın pH'ı 7 olduğunda bu indikatör renk değiştirebilmelidir. Ona göre bir indikatör seçmeliyiz ki doğru bir titrasyon işlemi yapmış olalım. Bu şekilde bu titrasyonda elde ettiğimiz verileri şuraya eklenen baz hacmi yazılır X eğrisine. Titrasyonda büretten eklediğimiz bazın hacmi. Buraya da pH değişimlerini yazarız. Ve bir eğri elde ederiz. Titrasyon eğrisi elde ederiz. Bu şekilde pH'a karşılık harcanan titrasyon çözeltisinin hacmi alınarak çizilen bu eğriye de titrasyon eğrisi denir. Şimdi bir örnek üzerinde görelim. Örneğimiz kuvvetli asit ve kuvvetli baz titrasyonuyla ilgili. Şimdi 0,100 molar 25 mililitre HCl çözeltisinin, hidroklorik asit çözeltisinin 0,100 molar sodyum hidroksit çözeltisi ile titrasyonunda aşağıda belirtilen noktalarda pH nedir? Önce sodyum hidroksit eklenmeden önce ilk pH'ı bulmamız isteniyor. B şıkkında 24 mililitre 0,100 molar sodyum hidroksit eklendikten sonra, yani eşdeğerlik noktası öncesi, bunu parantez içerisinde söylemiş. Bu noktadaki pH'ı, C şıkkında 25 mililitre 0,100 molar sodyum hidroksit eklendikten sonra pH, bunun eşdeğerlik noktası olduğunu bize söylemiş. Zaten birazdan göreceğiz eşdeğerlik noktası olduğunu. D şıkkında da 26 mililitre 0,100 molar sodyum hidroksit eklendikten sonra, yani eşdeğerlik noktası sonrası pH nedir? Bunu soruyor bize. Şimdi burada kuvvetli asit, kuvvetli baz titrasyonu var. İlk başta, yani sodyum hidroksit eklemeden önceki pH nedir? İlk başta çözeltimizde 0,100 molar 25 mililitre hidroklorik asit var. Bu çözeltinin pH'ını bulmamız istiyor. Daha sonra buna sodyum hidroksit ekleyerek titre ediyoruz. O zaman A şıkkı, yani sodyum hidroksit eklenmeden önce ortamda sadece ne var? HCl çözeltisi var. HCl sulu çözelti de ne yapacaktır? Tamamen iyonlaşacaktır. H3O artı ve klor iyonları şeklinde sulu çözelti de iyonlarına ayrışır. O zaman 25 mililitre 0,100 molar
HCl'den 0,100 molar H2O artı ve 0,100 molar klor iyonu oluşur. Klor iyonu zaten hidroliz olmaz, bu şekilde çözeltide kalır. O zaman ortamın pH'ını belirleyen şey buradaki H2O artıdır. Hidroklorik asidin 0,100 molar hidroklorik asidin iyonlaşmasıyla ortama 0,100 molar H2O artı iyonları oluştu. O zaman pH eşittir eksi logaritma H3O artı iyonları derişimi, yani pH eşittir eksi logaritma 0,100. Buradan da ortamın pH'ını 1 olarak buluruz. Sodyum hidroksit eklemeden önce ilk başlangıçta ortamın pH'ı 1'dir. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında 24 mililitre 0,100 molar sodyum hidroksit eklersek pH ne olur? Şimdi kuvvetli asit, kuvvetli baz arasındaki tepkimeyi yazmalıyız. Öncelikle sulu çözeltide ne dedik? HCl'de sulu çözeltide ortama H3O artı ve klor iyonları oluşur. Aynı şekilde sodyum hidroksiti koyduğumuzda da sodyum ve OH iyonları ortamda bulunacak. Şimdi bu kuvvetli asitle kuvvetli baz tepkimeye girdiğinde ne oluşacak? Sodyum klorür, tuz, sodyum klorür de suda sodyum ve klor iyonları şeklinde bulunur. H2O artı ve OH birleştiğinde de su oluşur. Yani 2H2O dersek sıvı halde suyun oluştuğunu da görürüz. Bunların hepsi de sulu çözeltide AQ ile sulu çözeltide olduklarını ifade ediyoruz bu iyonların. Şimdi bu kuvvetli asit kuvvetli baz arasındaki tepkime net iyonik eşitliği yazarsak buradaki net iyonik eşitlik ne olur? Her iki tarafta da aynı olan iyonları iptal ediyoruz. Onlara gözlemci iyonlar diyorduk. Kalanlar bizim net iyonik eşitliğimiz olacak. Sodyum bu tarafta da var, bu tarafta da var. Klor iyonu burada da var, burada da var. Geriye kalanlar H3O artı iyonu sulu çözeltide, hidroksit iyonu sulu çözeltide ve H2O, sıvı H2O oluştu. Bu kuvvetli asit, kuvvetli baz tepkimesinin net iyonik eşitliğidir. Şimdi B şıkkından sonra gerçekleşen işlemleri bu net iyonik eşitlik üzerinden gerçekleştireceğiz. Şimdi bakalım. Neyi titre ediyoruz biz? 0,100 molar 25 mililitre hidroklorik asidi. 0,100 mililitre 25 molar hidroklorik asit iyonlaştığında H2O artı oluşturacak. H2O artılar asitten geliyor. Kaç mol asit geliyor? Bunu bulalım. Şimdi molarite ve hacmi çarparsak, mol sayısını bulmak için molarite ve hacmi çarparsak mol sayısını bulmuş oluruz. Molarite 0,100 molar çarpı hacim 25 mililitre. Mililitreyi burada litreye çevirmedim. Mililitreyi litreye çevirmezsem mol sayısını milimol cinsinden bulurum. Milimol olarak devam edeceğim ki sayılar daha basit olsun diye. 25 çarpı 0,100'den buradan 2,50 milimol olarak HCl'nin derişimini, tabii ki o da H3O artı iyonu, pardon, HCl'nin mol sayısını, yani H3O artı iyonlarının mol sayısını bulmuş oldum. Şimdi 2,5 milimol H3O artı iyonu var. Bunu titre etmek için ne kadar sodyum hidroksit katıyorum? Yani OH iyonları sodyum hidroksitten geliyor. Kaç moldür? 24 mililitre 0,100 molar. OH iyonlarının mol sayısını bulmak için de molarite ve hacmi çarparım. Molaritesi 0,100 çarpı hacim, yine onu mililitre cinsinden yazarak mol sayısını milimol cinsinden bulacağım. O zaman 2,40 milimol sodyum hidroksit, yani OH iyonları ekledim bu çözeltiye. Şimdi denklemimizi tekrardan şöyle yazacak olursak, tekrardan yazalım denklemimizi. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz titrasyonundaki net iyonik eşitlik
Bu şekilde. Şimdi ilk anda yani başlangıçta ortamda 0,100 molar 25 mililitre HCl, yani bunu mole çevirdiğimde kaç buldum az önce? 2,50 milimol H3O artı var. Buna titrasyon sırasında ne ekledim? Eklenen OH ekledim. OH kaç mol? 24 mililitre 0,100 molar. Yani onu da mole çevirdiğimde az önce ne buldum? 2,40 milimol OH ekledim. Şimdi tepkime gerçekleşecek. Yani değişim diyelim buna. Asit, kuvvetli asit ve kuvvetli baz tepkimeye girecek. Ne olacak? Az olan harcanacak. Tamamen tükenecek. Az olan kadar harcanacak. Eksi 2,40 milimol. Bundan da eksi 2,40 milimol harcanır. Su oluşur ama o zaten ortamın pH'ini eklemediği için bir şey yapmamıza gerek yok. Tepkime sonucunda şimdi elimizde ne var? Bu farkı aldığımızda 0,10 milimol H3O artı var. OH iyonları hemen hemen tamamen tükendi, 0 diyebiliriz. Şimdi ortamın pH'ını belirleyen şey burada 0,10 mol H3O artı iyonları. Ortamda bu var. pH'ı buradan hesaplayacağız. O zaman bu molü, milimolü moleriteye çevirmeliyim. Şimdi bu durumda çözeltinin hacmi nedir? Çözeltinin hacmi ne kadar bu durumda? 25 mililitre asit artı buna 24 mililitre sodyum hidroksit kattım. NaOH kattım. O zaman çözeltinin toplam hacmi 49 mililitre oldu. Çözeltinin hacmi 49 mililitredir. O zaman 0,10 milimolü 49 mililitreye bölersem milimol bölü mililitre bana moleriteyi verir. Birim değişimi yapmama gerek yok. Bu milimol ise, bu da mililitre ise yine ben moleriteye ulaşırım. Buradan H3O artı iyonlarının derişimini 2,0 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak buldum. Şimdi pH'ı hesaplayabilirim. pH eşittir eksi logaritma H3O artı iyonları derişimi dersem eksi logaritma 2,0 10 üzeri eksi 3. Buradan da pH'ı 2,70 olarak bulurum. Şimdi devam edelim. B şıkkını da böylece yapmış olduk. B şıkkı. Şimdi C şıkkıyla devam edelim. C şıkkında 25 mililitre 0,100 molar sodyum hidroksit eklendikten sonra diyor. Bu nokta eşdeğerlik noktası olduğunu da söylemiş bize zaten. Şu şekilde kuvvetli asit kuvvetli bazın net iyonik eşitliğini bir daha yazarsak buydu. Şimdi eşdeğerlik noktasında ne bulunmakta? Ortamda 0,100 molar 25 mililitre HCl, yani bunu demin hesaplamıştık, 2,5 milimol asit ve buna ben burada ne kadar baz ekliyorum? 25 mililitre 0,100 molar mililitre ve moleriteyi çarparsam mol sayısını 2,50 milimol cinsinden bulurum eklediğim sodyum hidroksitin. O zaman hidroksit iyonu da 2,50 milimol. O zaman bu noktada ne oluyor? İkisi birbirine eşit. İkisi de tamamen harcandığında eksi 2,50 milimol dersek artık ortamda ne asit var ne baz var. Yani sadece su ve ortama ne oluştu? Sodyum klorür tuzları var ortamda. Yani bu durumda pH nedir? 7'dir. Ortam nötrdür. Hiç H3O artının fazlası ve OH iyonunun fazlası kalmadığı için bu aynı zamanda bize eşdeğerlik noktasında olduğumuzu da gösterir. Asidin ya da bazın fazlasının kalmadığı noktaya eşdeğerlik noktası diyoruz bir nötrleşme tepkimesinde. Bu durumda da pH 7. Şimdi gelelim D şıkkına, son şıkkımıza. 26 mililitre 0,100 molar sodyum hidroksit eklendikten sonra. Evet, tekrardan
kuvvetli asit, kuvvetli baz, nötrleşme tepkimesini yazalım. Şimdi ilk anda, yine ilk başlangıçta ortamda ne var? 0,100 molar 25 mililitre HCl, yani 2,50 milimol H2O artı. Ne ekliyorum ben yine titrasyon sırasında? 26 mililitre 0,100 molar sodyum hidroksit ekliyorum. 26 mililitre çarpı 0,100 molar dersem buradan 2,60 milimol olarak eklediğim sodyum hidroksitin mol sayısını bulurum. O zaman eklenen sodyum hidroksit 2,60 milimoldür. Şimdi ne olacak? Değişim gerçekleşecek. Yani tepkime gerçekleşecek asit ve baz arasında. Az olan tamamen harcanacak. Az olan kadar harcanacak her iki tepkenden de. Eksi 2,50 milimol harcandı. Su oluştu zaten. pH'ı etkilemiyor. Bu tepkimenin sonucunda, tepkime sonucu H2O artı tamamen tükenir hemen hemen. OH 2,60 eksi 2,50'den 0,10 milimol hidroksit iyonları vardır ortamda. Şimdi bu durumda pH'ı hesaplamak için ne yapacağız? OH derişiminden pH'ı hesaplayacağız. OH derişimine geçmek için ortamdaki OH iyonlarının mol sayısını toplam hacme böleceğiz. Şimdi toplam hacim ne kadardır? 25 mililitre asit vardı, hidroklorik asit. Buna 26 mililitre sodyum hidroksit ekledik. 26 mililitre baz ekledik. Çözeltinin toplam hacmi 51 mililitre oldu. Çözeltimiz 51 mililitre. O zaman 51 mililitreye bölerim. Buradan da milimol bölü mililitreden moleriteyi bulabilirim. 2,0 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar eder. Buradan bu OH derişimi olduğuna göre pOH eşittir eksi logaritma OH iyonları derişimi dersem pOH'ı 2,70 olarak bulurum. Buradan da pH artı pOH neydi? 14'tü. Buradan pH'ı çekersem pH'ı da 11,30 olarak bulurum. Evet, bu şekilde kuvvetli asit ve kuvvetli baz arasındaki titrasyonu ve kattığımız, ortama kattığımız OH iyonları derişimine, miktarına karşı, hacmine karşı pH'ın nasıl değiştiğini gördük. Bu verileri bir grafiğe aktararak titrasyon eğrisini de çizebiliriz. Yani kattığımız NaOH hacmine karşı pH değişimlerini grafiğe dökebiliriz. Bu da bizim titrasyon eğrimiz olur. Aynı şekilde direkt 24 mililitreden değil de işte azar azar başlayabilirdik bu hacimlere. 5, 10, 15, 20, 25 diye devam edip de hesaplayıp daha ayrıntılı bir titrasyon eğrisi de çizebilirdik. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.